Hepinize merhaba ve iyi hafta sonları diliyorum. Lig başlıyor. Birinci lig de başlıyor. Başarılı bir lig sezonunun olmasını temenni ediyorum ama yapılan yorumlara baktığımda karamsar düşüncelerin ağırlıkta olduğunu görüyorum. Herkes takımlarını iyi hazırlanamadığı, yine sorunlarla dolu, sakatlıkların çok olduğu, futbol niteliğinden çok futbolda bir karmaşanın olacağı, yani doğru futbol örneklerinin verilemeyeceği bir lig izleyeceğimiz kanaatinde. Çünkü sorunlu başladı kulüplerimiz. Yeterince hazırlanamadılar pandemiden dolayı. Ayrıca her sezon olduğu gibi pandeminin etkisiyle ikiye katlanan transfer hataları olduğundan bahsediliyor. Yanlış değil, doğru ama ben bu kadar da karamsar değilim. Çünkü futbolun da, yani Türk futbolunda kendine göre özellikleri var. Bu yüzden çok seviyoruz. Bu yüzden her ne kadar koşullar zorlayıcı olsa da takımlar futbol açısından geriye gitse de kopamıyoruz. Neden? Çünkü bir duygu var ortada. Hissettiğimiz, yani onları temsil edenler sayesinde hissettiğimiz kurumlar kulüplerimiz. Dolayısıyla kendi duygumuzu, düşüncemizi bulduğumuz kulüpleri izlemek her zaman bizim için vazgeçilmez oluyor. Futbol severler olarak, Türk futbol severler olarak elbette ki nitelik açısından Avrupa'daki 5 büyüklük ve pek çok dünya liginin gerisinde kalıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Oyun organizasyonu, strateji, maç temposu ve elbette ki organizasyon futbolun güzelliğini yansıtan yeni modern futbol, yani top merkezli oyunun uygulanabilirliği açısından ligimizin üst düzeyde olduğunu söylemek imkansız. Ama bütün bunlara rağmen ben bütüne reddetmiyorum. Niye? Ortada bir duygu var. O duyguyu hissetmek çok önemli. Bilmiyorum, katılıyor musunuz bana? Eminim çok pek çoğunuz katılıyorsunuzdur. Duygusunu hissettiğin varlıklara daha fazla ilgi gösterirsin. Oradaki nitelikten çok bu duyguyu yaşıyor olmak seni çeker. Yani biz takımlarımızı izlerken bu motivasyonla izliyoruz. Söylemek istediğimi daha yalın bir biçimde anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü bazen karmaşık anlatabilirim. O yüzden de affınıza sığınıyorum. Şimdi size vermek istediğim flash bir haber var. O da Yunus Belhanda ile ilgili. Galatasaray taraftarı da çoğunlukla artık Yunus Belhanda'nın ayrılması gerektiğini düşünüyor. Ben geldiğinden beri aynı kanaatteyim. Çünkü Galatasaray onun hep bir eksik oynuyor. Bir el freni bence Yunus Belhanda ama bir türlü gitmiyor. Yani şimdi çok daha fazlasını söyleyeceğim ama kendimi tutuyorum birazcık. Ben mesela onun yerinde olsaydım, istenmediği çok açık, hem mental açıdan hem sahaya hiçbir şey koyamadığı, sürekli pas hatasıyla oynadığı, lakayt davranışları, jestleri, mimikleri nedeniyle her anlamda eksi puan alan bir futbolcu ve istenmediği açıkken hala benim sözleşmem var, bu sözleşmeme istinaden ben burada kalırım, istediğimi yaparım havasında olması da gerçekten insanları çıldırtıyor. Şu olabilir, elbette ki bir profesyonel futbolcu olarak bunu zevk için yapmıyor, para kazanmak için yapıyor. Kariyerini garanti altına almak, ailesine, sevdiklerine çok daha standart yüksek bir yaşam sunabilmek için sözleşmesinden vazgeçmeyebilir. Bunu son derece haklı bulabilirsiniz kendi içinde, mantıklı. Çünkü profesyonel bir futbolcu ama bu sözleşme koşullarını başka yerde bulabileceği şansları var, opsiyonları var. Bunu da değerlendirmek istemiyor. Yani Avrupa'da bulabileceği kesin ama Arap Yarımadası'nda bulabileceği kesin. İşte bununla ilgili çok önemli bir bilgi edindim. William Davila bugün pek çok haberin de konusu oldu. İşte menajerlik ücretleri vesaire, pek çok haberin konusu olan William Davila ile Galatasaray'ın ilişkileri iyi. Bunu biliyoruz. Belhanda'nın satışıyla ilgili William Davila'ya yetki verildi ve William Davila ile az önce bir görüşme yaptım. Bunu aktarmak istiyorum size. Ne dedi William Davila yaptığım görüşmede? Her şeyden önce Etebo'dan bahsetti. Etebo'nun Galatasaray'a çok faydalı olacağını, oyunu iki yönüyle oynayabilen bir oyuncu olduğunu ve Galatasaray'a gelmekten dolayı büyük bir heyecan duyduğunu ve Galatasaray'da beklentilere %100 karşılık verebileceğini düşündüğünü ifade etti. Ve asıl konuya geçtik sonrasında. Belhanda ile ilgili bir gelişme var mı dedim. Evet var dedi. Şu anda 3 tane takımla, altını çiziyorum, şu anda 3 tane takımla görüşüyorum diyor William Davila, Yunus Belhanda'nın Galatasaray'dan çıkması ve satış için. Bunlardan bir tanesi Arap Yarımadası'nda, bilmiyorum Suudi Arabistan olabilir, Katar olabilir. Bir diğeri onun söylediğine göre, William Davila'nın söylediğine göre Fransa Lig 1 ekibi, öteki ise Alman Bundesliga 1 ekibi. Yani Avrupa'dan da 5 büyüklükten 2 tanesinden teklif almış ve görüşmelerini sürdürüyormuş William Davila. Ben Almanya'dan veya Katar'dan hangi takım talip oldu ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden, düzeltiyorum, Suudi Arabistan'dan hangi takım talip oldu bilemiyorum ama şunu öğrendim. Nice, eski takımı, Belhanda'nın eski takımı Nice, Fransa'dan talip olan takım Nice. Nice Belhanda'nın transferine talip ama tabii Avrupalı kulüplerin, Alman ve Fransız kulüplerinin ben Belhanda'ya Galatasaray'ı tatmin edecek bir ücret Belhanda için önerecekleri kanaatinde değilim. Hem Galatasaray hem de Belhanda'yı tatmin edecek ücret, yani kabul edilebilecek nitelikteki teklif bence Araplardan gelir. William Davila de anladığım kadarıyla benden sonra Nice başkanıyla görüşeceğini söyledi ama anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak Arap kulüpleriyle görüşüyor ve şunu da söyledi. Zaten artık dar bir zaman aralığındayız. Yani transfer
de geri sayım başladı, bitime doğru gidiyoruz. Zamanımız daralıyor. O yüzden tez zamanda bu işin çözüleceğine inanıyorum diyor bilim devla. Yunus Belhan da bence adım adım ayrılığa yaklaşıyor. Zaten hem ücretindeki indirimi kabul etmemesi hem türbinlere karşı davranışları, saha içerisinde artık performans diyemeyeceğim, performansın ötesinde bazı, performans tanımlamasının ötesinde bazı terimler bulmak lazım. Yani yok olması, yani sadece cismen var olması, takımını hep 10 kişi oynatıyor olması nedeniyle bence zaten onun Galatasaray'la ilişiği bitmişti ama ilişiğinin kesilmesi önemli. Bu noktada da gördüğüm kadarıyla William Davila'ya verilen yetki çerçevesinde 3 tane somut teklif var Galatasaray'ın önünde. Ben ama bir kez daha söylüyorum. Galatasaray 3'e 5'e bakmadan satmak zorunda belki ama işte Okan Yokuşu transferinden bahsediyoruz. Bir kaynağa ihtiyaç var. Şu anda 1 milyon 55 bin euro civarında harcama yetkisi var. Bunu işte herhangi bir kiralık bedeli için, bonservis bedeli için kullanabilir. Dolayısıyla bu limiti arttırabilmek için Galatasaray'ın satması lazım. 3'e 5'e o anlamda bakar. Araplardan geliyorsa bu teklif bence maksimum teklifi bulmaya çalışacak ama Avrupa söz konusuysa bunların olabileceğini sanmıyorum. Ben Galatasaray'ın işte 3 milyon 4 milyon hatta 2 üstü ne buluyorsa Belhanda ile yollarını ayıracağını, en azından onun maaş yükünden kurtulacağını düşünüyorum. Çünkü 3.2 milyon euro garanti ücret alıyor. Aynı zamanda bonusları var. Ben bonuslarla birlikte 4 milyon euro topladığı kanaatindeyim. Bunu da ortadan kaldırmak, bu maaş yükünden de kurtulmak bence büyük bir başarı bu dönemde Galatasaray adına. Şimdi Galatasaray'ın tabii orta saha arayışları devam ediyor. Hep söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Birkaç gündür sürekli söylediğimi yineliyorum. Okay Yokuştu en önemli transfer opsiyonu ve Okay da Galatasaray'da oynamak istediği için bence bu transferi çözecek anahtar nokta. Celta Vigo'da bir şekilde ikna edilecek kiralık transferi sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla. Kondogbia'nın Valencia'da oynayan Orta Afrikalı futbolcunun Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsedildi. Elit bir futbolcu. Her yönüyle tasvip edilebilecek, beğenilebilecek, her takım isteyebileceği bir oyuncu. Valencia Otonom Bölgesi'ndeki yerel gazetelerin Galatasaray'ın bu futbolcunun kiralık transferine talip olduğu Valencia ile temasa geçtiği yönünde bazı iddiaları ortaya attıklarından bahsediyorlar ama ben rastlamadım. Yalnız şunu biliyorum, Garcia Valencia teknik direktörü şikayetçilik başlıyor ama transferler yapılamadı ve elimizdeki kadro yetersiz diyor. Bu koşullarda çok sıcak bakarlar mı Kondogbia'nın çıkışına bilmiyorum. Bildiğim bir şey var kesin olarak, Galatasaray'ın talip olup olmadığını da gerçekten bilmiyorum ya da Galatasaray'a önerildi mi bunu da bilmiyorum ama bildiğim şey var, Paris Saint Germain bu futbolcunun Kondogbia'nın transferine talip. Bir başka iddia da Fransa'dan geldi. Rennes'te oynayan Clement Greiner'in Galatasaray'a önerildiği yönünde olabilir. Önerilen futbolculardan biri olabilir. Bu da orta sahada hem defansif oynayabiliyor hem merkezde oynayabiliyor. Önemli futbolcu olarak dikkat çekiyor ama ben bir kez daha orta saha transferinden bahsediyorsak eğer, Okan Yokuşlu'nun Galatasaray'ın temel transfer hedefi olduğunu yinelemek istiyorum ve biraz zamana endeksli ama çok da uzun sürmeyecek şekilde bu transferi Galatasaray'ın çözeceği inancındayım. Ve bununla birlikte başka konular gündeme geliyor. Onlardan bir tanesi de Kalinic'in Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği. Ben başından beri Beşiktaş'ın birinci hedefinin forvet transferinde Kalinic olduğunu söylüyorum. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Durçev bu transferi çok istiyor. Ancak Kalinic'in Atletico Madrid'den sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a gelmesi, imza parası konusunda Beşiktaş'ta müzakere yaptığı şeklindeki iddianın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Atletico onun satışını istiyor. Beşiktaş da diyor ki biz şu anda satışı gerçekleştirebilecek maddi koşullara sahip değiliz. Beşiktaş'ın 300 bin euroluk bir harcama limiti var. Futbolcu satmadığı sürece kiralama ya da bonservis ücreti için kullanabileceği para şu anda bu. Ama satarsa, örnek veriyorum, Vida satılırsa oradan gelecek parayı da kullanabilecek. O nedenle biz şu anda bir bedel ödeyemeyiz ama bedelsiz kiralama karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu koyalım ve sezon sonunda bu satın alma opsiyonunu gerçekleştirelim diyor Beşiktaş. Atletico için de akla yatkın bir proje. Çünkü Francisco Montero'yu mesela Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı Francisco Montero. Niye alınmadı? Çünkü doğrudan oynatacağı bir oyuncu değil. Niye peki Francisco Montero'yu Atletico'dan kiraladı Beşiktaş? Çünkü Beşiktaş'ın asıl transfer hedefi Kalinic ve Kalinic transferini kolaylaştırmak için böyle bir jest yaptı Atletico Madrid'e. Ayrıca Kayseri Spor'un Mensah transferinden olan borcu var Atletico Madrid'e, 2.8 milyon euro. Mensah'ı Beşiktaş transfer ettiği için bu borcu da Beşiktaş üstlendi. Burada da kolaylık sağlamak adına böyle formüller üretiyor. İşte zor zamanlar insanın bambaşka çözümleri bulmasını gerektiriyor. Başkan Ahmet Nurçevi de büyük bir uğraş içerisinde bu çözümleri üretiyor. Yani Atletico Madrid'de asıl hedef, Atletico Madrid'den asıl hedef Kalinic ve ben bu transferin bir şekilde Atletico Madrid'de ikna edilerek Beşiktaş adına çözümleri
çözüleceği kanaatindeyim. Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olacak mı? Malatyaspor'la yollarını ayırdı belli bir parayı ödeyerek. Belki de parasını bırakarak, bilemiyorum. Çünkü Adil Gevrek Malatyaspor Başkanı bedelsiz olmayacak bu iş demişti. Ancak Beşiktaş'ta da anlaşabilmiş değil. Beşiktaş'ın isteği serbest bir oyuncu olarak gel masaya oturalım şeklindeydi. Beşiktaş'ta anlaşmadı. Çünkü Beşiktaş onun istediğinin çok altında bir ücret önerdi. Maddi zorluklar sebebiyle. Gökhan da bu yüzden imzayı atmış değil. Almanya'dan doğup büyüdüğü yerden de bazı kulüplerle görüştüğü, kulüp arayışı içerisinde olduğunu duydum. Gökhan Tören'in şu anda anlaşma sağlanmış değil ama bu Beşiktaş'ta mutlak bir biçimde görüşmeleri attığı, anlaşmayacağı anlamına gelmiyor. Bakarsınız bir noktada uzlaşırlar ama şu anki durum bu. Tolga Yarslan'dan bahsetmek gerekir. Eski Beşiktaş'ta oyuncu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Tolga Yarslan'ın Galatasaray'ı beklediğini biliyorum. Elbette ki Galatasaray taraftarı tepki gösteriyor. Yani Beşiktaş'ta çok başarılı olmayan bir dönem, ihtilaflı bir ayrılık, Fenerbahçe'de başarılı olmayan bir dönem. Niçin biz rakiplerde başarılı olmayan bir futbolcuyu transfer edelim şeklinde tepki gösteriyor. Kendi içinde mantıklı ama başka düşünceler de olabilir. Yani Galatasaray'ın bu zorlu koşullarda belki birinci, ikinci değil ama üçüncü alternatif olabilir. Tolga'nın da böyle bir beklentisi var. Almanya Aachen'da oynadığı dönemlerde Fatih Terim'in onu sevdiğini, düşündüğünü biliyoruz. Şu anda Almanya'da Tolgay Arslan ve bir süre buradaki transfer spekülasyonlarından uzak kalmak için oraya gitti. Hafta başında döneceği kanaatindeyim. Bilmiyorum, yani Galatasaray bir alternatif, orta sahada alternatifleri çoğaltmak adına onu transfer eder mi? Boşta bir oyuncu. Eğer ücretinde de gerekli indirimi yapıyorsa, Galatasaray'ın istediği koşullarda imzaya hazırsa, ben bunun da olabileceğini, en azından Fatih Terim'in onu alternatif olarak düşündüğünü düşünüyorum. Bu yönde bir bilgi aldım düşünmekten öte. Ama tabii mutlak bir biçimde Galatasaray'a transferin söz konusu olduğunu da söylemiyorum. Sadece düşünülebilecek isimlerden bir tanesi çünkü boşta. Alper Potuk Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Alper'in de yurt dışında bazı kulüplerle temas halinde olduğunu, Almanya'da bazı seçenekler oluşturmaya çalıştığını biliyorum. Alper Potuk'un da yurt dışına gitme ihtimali var bu çerçevede. Çok fazla forma şansı bulamadığı için üst düzey takımlara gitme ihtimali elbette ki yok ama belki yurt dışı transferi yapabilir Alper Potuk. Çünkü şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşmış değil. Türkiye'de bekleyen bir süreç onun adına. Fred, Manchester United'da forma giyiyor. Çok başarılı bir oyuncu, özellikli bir oyuncu. 10 numara bile oynuyor. Defans, orta saha oynuyor, merkezde oynuyor. Brezilyalı oyuncu için 50 milyon eurodan fazla para ödemişti 2018'de Manchester United. Shakhtar Donetsk'te. Ancak Solskjaer onu çok fazla oynatmadı ve kadrosunda düşünmüyor. Solskjaer'in kadrosunda düşünmediği, yeni sezon planları içerisinde yer vermediği bir oyuncu olduğu için kiralık çıkışının söz konusu olabileceğinden bahsediyor İngiliz basını ve Türkiye'de gündeme gelmedi ama İngiltere'de gündeme geldi. Galatasaray bu oyuncunun kiralık transferine talip diye bir haber yapıldı. Önceki günde Manchester'da bir yerel gazete bir haber yaptı ve bu haberin içerisinde oyuncunun, yani Fred'in açıklamalarına yer verdi. Fred diyor ki, ben Manchester United'da önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kalacağım ve takımımın kupa kazanmasına yardımcı olacağım. Ve önemli bir oyuncu olabileceğimi burada herkese göstereceğim diyor. Tabii oyuncunun göstereceğini söylüyor ama oyuncunun böyle düşünmesi son derece normal. Kendisi açısından da son derece doğru bir tutum ama Solskjaer'in onu düşünmediği açık. Bunu öğrendik İngiliz kaynaklardan. Eğer bilmiyorum Galatasaray gerçekten talip mi onun kiralık transferine, eğer Okay transferi olmuyorsa, çıkmaza girmişse, diğer seçeneklerde sorun yaşanmışsa ve Manchester United ikna edilebiliyorsa, oyuncunun maaş yükü karşılanabilecekse, bu da Galatasaray adına bir seçenek olarak gözüküyor. Çünkü bir şekilde Solskjaer onun takımdan ayrılmasını istiyor. Ödediğim bilgi bu yönde ama oyuncu da direniyor kalmak adına. Galatasaray'ın gerçekten gündemine gelip gelmediğini bilmiyorum. Sadece İngiliz basınının yazdığını aktarıyorum sizlere. Galatasaray bu oyuncunun transferine, kiralık transferine talip diyor İngiliz basını. Fakat oyuncu da ayrılmayacağını açıklamış. Şimdi bununla birlikte Charlotte en çok konuşulan konulardan bir tanesi Trabzonspor adına. Karmaşık bir mesele olarak gözüküyor. Benim duyduğum şu: Almanya'da Leipzig'e yakın kaynaklar, Leipzig'in Trabzonspor'a tam 20 milyon euro önerdiği ve artı 4 parça bonus önerdi. Yani peyderpey ödenebilecek, belki 2 yıla yayılabilecek bir süre içerisinde bonuslar önerdiği Trabzonspor'a ve bu koşullarda bütün haklarını istediği yönünde. Daha doğrusu kiralık sözleşmesini feshetmesi yönünde. Çünkü takdir edersiniz ki bu karmaşık bir iş. Yani Leipzig böyle bir öneride bulmuş ama Trabzonspor reddetmiş bunu. Sözü uzatmadan aslında söylenmesi gerekeni söyleyelim. Trabzonspor 20 milyon euro artı bonuslar, 4 parça halinde ödenebilecek bonusları reddediyor bu teklifi.
Şimdi Trabzonspor kiralık sözleşmesini elinde bulunduruyor. Charlotte'ün, Charlotte'le sezon sonuna kadar oyuncusu Charlotte'ün kiralık bir sözleşmesi var. Dolayısıyla Charlotte'ün bütün haklarına sahip olan Crystal Palace da bu sözleşmeyi bozup oyuncuyu bir başka takıma satmak istemiyor. 9 milyon euro ödenmesi durumunda bir başka takım 9 milyon euro ödemesi durumunda Crystal Palace'ın haklarını alıyor ama bu dönem içerisinde alamıyor. Çünkü niye? Trabzonspor'un hala Crystal Palace'la ve oyuncuyla yaptığı bir sözleşme var. Devam eden bir sözleşme. Bu sözleşmeye aykırı işlem yapamaz Crystal Palace. Dolayısıyla onların da eli kolu bağlı. Ancak Trabzonspor'da 6 milyon euroyu şu anda vermek istemiyor. Belki de yaptıkları sözleşmeyi tam olarak bilmiyorum ama fikir yürütüyorum sadece. Bu 6 milyon euro verip bütün haklarını alma maddesi sözleşmenin bitimiyle birlikte geçerli ya da bitimine bir ay kala, 15 gün kala bilmiyorum. Yani bu sezon sonu itibariyle geçerli. Dolayısıyla şu anda harekete geçemiyorlar. Ve Crystal Palace'da Trabzonspor arasında gelen teklifleri değerlendirmek konusunda da kilitlenmiş bir durum söz konusu. Ben böyle algılıyorum. Tabii Trabzonspor için mantıklı olan, eğer Trabzonspor'un istediği ücret veriliyorsa 20 milyon euro üzeri mesela, hemen Crystal Palace'a 6 milyon euroyu ödeyip İşte bu teklifi kabul edip işte 25 önerdiler, atıyorum 19 milyon euro karla bu transferi gerçekleştirmek. Ama bu noktada da Crystal Palace itiraz edecek. Sözleşmemiz devam ediyor, bu satışı sezon sonunda yaparsın diyerek belki bunu engelleyebilir, bilemiyorum. Karmaşık bir mesele olarak gözüküyor, nasıl çözülecek bilemiyorum ama bildiğim şu: Leipzig 20 milyon euro artı bonuslar önermiş, Trabzonspor bunu reddetmiş. Oyuncu ne düşünüyor? Oyuncu milli takımda başarılı oldu. İşte oynadığı hazırlık maçlarında Kuzey İrlanda'ya galiba 2 tane gol attı. Avusturya maçında yine gol pası var vesaire. Çok başarılı ve piyasasını sürekli arttıran bir oyuncu. Ve Leipzig biliyorsunuz Atletico Madrid'i eledi ve yarı final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. İlginç bir takım. Çok hızlı yükselen bir takım. Oraya gitmek istiyor. Oyuncu hedefi olan bir takımda olmak istiyor. Leipzig'in hedefi var ve gitmek istiyor. Tabii bu koşullarda kalabilir mi? Trabzonspor onun kalması yönünde ısrarcı olacak mıdır? Bilemiyorum. Oyuncunun iradesi böyle olduğuna göre zor bir süreç olarak gözüküyor. Nasıl çözüleceğini hep birlikte göreceğiz. Hem sözleşmesinin detayları, bahsedilen satın alma opsiyonu vesaire, bunların karmaşık ve belirsiz olmasından dolayı çok kolay çözülebilecek bir süreç olarak gözükmüyor. Bu arada Yunus Belhanda'ya talip olan takımlardan bir tanesinin Nice olduğunu söyleyeyim. 2017'de Yunus Belhanda Nice forması giymişti. Geri Rodriguez Fenerbahçe'de kalacağını, bir yıl daha kiralık sözleşmesi olduğunu, herhangi bir yere gitmeyeceğini söyledi kendisiyle yaptığım görüşmede. Ama Geri Rodriguez'e Rus Premier Ligi'nden de çok ciddi bir talip var. Bakalım önümüzdeki günlerde bu fikrini revize edecek mi? Fenerbahçe'de oyuncu satmak istiyor. Belki Erol Bulut onu hızı nedeniyle beğeniyor ve takımda tutmak istiyor ama bir satış olma ihtimalinde olduğunu biliyorum. Olympiakos olmayacak ama belki Rus Premier Ligi olabilir. Eğer teklif somutlaşırsa, hangi takımın talip olduğu konusunda net bilgiye sahip değilim. Netleştirince sonraki videolarımızda bunu da paylaşırız sizlerle. Ve Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini fiilen icra eden Emre Belözoğlu'nun bu görevi resmen önümüzdeki hafta açıklanacak. Sizlere bu videomdan aktarabileceklerim bu kadar. Bir başka videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.